Kamu. Sadece C vitamini limondan 50-60 kat daha fazla. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin besini neymiş? Bağırsaktaki akamansiye ve diğer bakterileri besliyormuş. Obeziteyi önleyince kilolu olanlar da kilo kaybına sebep oluyor. Yağları eritiyor. Kanada, Quebec, Laval Üniversitesi tarafından yapılmış. Zayıflatıyor, bağırsaktaki faydalı bakteriyi artırıyor. Lactobacillus, acidophilus, akkermansia, nosinophila faydalı bakteri. Bu da ne yapıyor? Diyabete, obeziteye vesaire vesaire faydalı. Quebec, Laval Üniversitesi, Kanada. Biyofonksiyonel özelliklerine sahip Amazon meyvesi faydaları süper meyve demiş. C vitamini bakımından dünyada en yüksek C vitamini içeren bitki demiş. Kim demiş bunu? Kolombiya, Bogota, Universidad Nacional Colombia demiş. Üniversitede yapılmış. C vitamini bakımından dünyada en yüksek C vitamini içeren bitki, antioksidan, anti-aging, anti-mutajenik ve kansere karşı etkin. Evet, göz için, göz kuruluğu için, göz zafiyeti için, antioksidan, serbest radikalleri yok edici, bağışık sistemini güçlendirici, bu başka bir çalışma. Carolina Ridway yapmış ve ekibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlanan nüfusun hastalığı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda enfeksiyon önlediği, bağışık sistemini güçlendirici, antioksidan, anti-aging olduğu, oksidatif stresi önlediği, kronik ağrıları yok etti. Ağrı kesici oldu. Metabolik sendrom karaciğeri, metabolik sendrom demek bağırsak, karaciğer, pankreas, mide. Bu organlarda sorun var, sistem çalışmıyor demek. Metabolik sendromları önlüyor. Diyabet hastalığına iyi geliyor. Obeziteye iyi geliyor. Enfeksiyon önlüyor. Kalp damar zafiyetini önlüyor. Göz zafiyetine iyi geliyor. Ağrı kesici. Kansere karşı etkili. Asma, alerjiye karşı etkili. Alzheimer'e karşı etkili. Artrite karşı etkili. Başka bir çalışma, antioksidan, anti-hiperglisemik yani şeker hastalığına karşı antipluralatif yani vücudu temizliyor, arıtıyor. Antimikrobiyel, her türlü mikrobiyel diyor. Antihemolitik yani solucanları, kurtları yok ediyor. La ilahe illallah Muhammed.